kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir havuçlu kek tarifiyle geldim. Ee, havuçlu keki yapmak biraz e, ufak tefek püf noktaları ve detay ister arkadaşlar. Gerçekten lezzetli bir havuçlu kek yapmak istiyorsanız nasıl yapmışım? Buyurun tarifine geçelim. Kekimiz için 3 adet yumurtayı kasemize alalım. Yumurtalarım çok küçük değil. Şöyle bir su bardağı toz şekeri de yumurtalarımızın üzerine ilave edelim. Krema kıvamına gelene kadar şöyle bir dakika boyunca mikserle iyice çırpalım. Şekerlerimiz erisin, yumurtalarımız güzelce kabarsın. Mikseriniz yoksa biraz e, el çırpıcısıyla da çırpabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Evet güzelce köpürttük yumurtalarımızı hemen. Diğer malzemelere geçelim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı silme yoğurt ekliyorum. Normalde havuçlu keke e, süt konmaz, sütsüz yapılır. E, i̇yi bir doku elde etmek için, biraz nemli bir doku elde etmek için yoğurt kullandım. Ben 2 yemek kaşığı yoğurt yeterli. Şöyle 2 su bardağı. Unumu da ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 mililitrelik klasik e, her evde bulunabilen su bardağı arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Şöyle bir paket de vanilya ilave ediyorum. Şimdi güzelce çırpıp kıvamına bakıyoruz. Ha pardon. Tarçını atlıyordum. Bir çay kaşığı havuçlu kekin olmazsa olmazı tarçın ekliyoruz. Tarçın sevmeyenler koymasın ama havuçlu kekin klasiklerinden birisidir tarçın. Ee, mutlaka koymanızı tavsiye ederim. Şimdi güzelce bir çırpıyorum. Hamurumun kıvamına bakıyorum. Havuçlu keke demin süt konmaz dedim arkadaşlar. Havuçlu kek tarifi arıyorsanız malzeme listesinde bir bardak süt varsa. O keki yapmayın arkadaşlar. Çünkü lastik gibi, ekmek gibi bir kek elde ederseniz havuçları çiğden koyacağımız için havuçlar su salacaktır. Kekiniz ekmek gibi, hamur gibi olacaktır. O yüzden 1 ya da 2 yemek kaşığı yoğurt yeterli olur. Çok daha fazla koymayın. Şimdi rendelediğim 3 adet havucumu. Küçük küçük 3 adet havuç rendeledim. 1 su bardağı kadar havucum vardı. Şöyle 1 su bardağı da kırılmış cevizim var. Kek hamuruna ilave ediyorum. Şimdi e, detayına devam edeyim anlatmaya. Havuçlar su salacağı için e, havuçlu keke süt koymayın arkadaşlar. E, Yoğurtta çok az bir nemli doku vermesi için koyuyoruz. Havuçlarımız su salacağı için e, kekin kıvamı ve lezzeti için önemli bu kıvamda, hamurunuz bu şekilde, bu kıvamda olsun. Hemen şöyle bir kek kalıbım var. Kek kalıbımın içerisini katı yağ ile yağladım, tereyağı veya margarin fark etmez. İnce yağladıktan sonra şöyle birazcık un serpiyorum ki kekim kalıba yapışmasın, rahatlıkla çıksın. Kekin kalıba yapışması e, gerçekten bir kabus gibi arkadaşlar. O kek e, mahvoluyor. Kekten sonra başka bir lezzete dönüştürmeniz gerekiyor. Şöyle kenarlarına da iyice salladım onun yapışması için. Hemen kek harcımı kalıbıma boşaltıyorum. Kekin kıvamı sizi korkutmasın. Havuçlarınız pişerken su salacağı için kekin kıvamı bu kıvamda olması gayet iyi arkadaşlar. Hemen kalıbımı şöyle düzeltiyorum. Ee, kalıpta pişirirseniz bu keki 160 derecede 40-45 dakika pişirin arkadaşlar. Eğer tepsiye dökerseniz 180 derecede 20-25 dakikada pişer. Ama kalıpta içinin pişmesi zaman aldığı için. 160 derecede düşük ısıda 40 dakika, 45 dakika pişmesi gerekiyor. Şimdi 40 dakika sonra kekimi çıkardım. Şöyle kürdan testi yapıyorum. Evet, orta ve en kalın kısımları gördüğünüz gibi kürdan tertemiz çıkıyor. Gayet iyi pişmiş. Hemen soğumasına izin vermeden kekimi ters çevirerek bir tabağa alıyorum. Çünkü soğuduğunda kekiniz kalıba Tekrar yapışabilir. Biraz buharı çıksın, dilimlenecek hale gelsin. Ondan sonra servis için e, süslemesine geçelim. Evet, şimdi ben e, şu hazır çikolata soslarından, beyaz çikolata soslarından güzelce üzerine sıkıyorum. Havuçlu keke beyaz krema çok yakışıyor. E, lezzetini bir kat daha artırıyor. Sizlerde varsa. Çikolata eritip dökebilirsiniz. İyice şöyle üzerinden geçiyorum. Bu sostan evinizde yoksa beyaz çikolata veya normal sütlü çikolata eritip kekinizin üzerine gezdirebilirsiniz. Veya hiç gezdirme edebilirsiniz. Sade olarak da servis edebilirsiniz. Havuçlu kek zaten başlı başına e, lezzeti olan güzel görseli olan bir lezzet. Hemen şöyle güzelce bir dilim çıkarıyorum. Biraz kamerayı yakınlaştıracağım. Evet, kekimin arası tam istediğim gibi sünger gibi, bol delikleri olan puf puf bir kek oldu. Yani Starbucks kekinden bile daha güzel diyebilirim. Mutlaka bu tarifle deneyin. Geri dönüşlerinizi çok merak ediyorum. Ee, çok beğeneceğinizden e, eminim. Eğer bir kek lezzeti ustasıysanız bu kekin lezzetine hayran kalacaksınız. Hemen şöyle kahvemi de yaptım. Dilimimi size daha yakından nasıl görünüyor göstereceğim. Bakın İyi bir kek e, iyi kabarmış. Böyle bulgur bulgur tanelere ayrılan malzemesi içinde böyle net bir şekilde görünen bir kektir arkadaşlar. İyi bir kek yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Şahane bir kek oldu. Lezzeti kıvamı şeker oranı tam yerinde. Gerçekten ağzımıza layık. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ee, bu soğuk kış günlerinde mutlaka yapacağınızı tahmin ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.